Saygıdeğer basın mensupları, hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bugün 28 Şubat. Malumunuz 28 Şubat, postmodern darbeyle anılan karanlık bir gün, karanlık bir tarih olarak da tarihimizin sayfalarına geçmiştir. 28 Şubat 1997'de merhum Erbakan hükümetine karşı girişilen postmodern bir darbe girişimine Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak hep birlikte şahit olduk. Tarihimizde darbeler dönemi Osmanlı döneminin son dönemine dayanıyor. 1876 yılında Sultan Abdülaziz'e karşı girişilen bir darbe girişimi oldu ve darbe yapıldı. 1908'de 2. Abdülhamit'e karşı bir darbe yapıldı ve padişahlıktan indirildi. Akabinde Cumhuriyet dönemine geçtiğimiz zaman 1950'den bu tarafa da çok partili sisteme Türkiye geçti ve 1950'de Demokrat Parti iktidar oldu. Merhum Menderes 10 yıl bu ülkeye hizmet etti. Hizmetinin bedeli olarak da 27 Mayıs 1960'da darbe yapılıyor ve bir yıl süren sorgulamalar, zindanlar, hapishane hayatı ve işkenceler neticesinde bir yıl sonra da idam edildi. Mekanı cennet olsun. Devam ediyoruz. Arkasından 31 Mart muhtırası, tarih 1971. Başbakan merhum Demirel'e karşı aynı şekilde bir darbe girişimi oldu ve bir muhtırayla Demirel hükümeti çöktü. Devam ediyoruz. Onun arkasından geldik 1980'e. Ülkemizde birileri anarşi, terörü hortlattı, yeşertti. Adeta çimenleri sular gibi 1980 darbesine ülkeyi taşıdılar. Ve 1980'de de Kenan Evren'in başkanlığında bir askeri darbe yapılarak bütün siyasi partiler kapatıldı, meclis kapatıldı. Milli iradenin temsilgahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne adeta zincir vuruldu. Ve bütün siyasi partiler 80 ihtilaliyle beraber kapatıldı. Ne yazık ki Atatürkçü geçinen Kenan Evren öldü gitti. Arkasından bunları söylemek de şu anda hafızaların tazelenmesi adına çokça önemlidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ve başkanlığı yaptığı Cumhuriyet Halk Partisi'ni dahi kapattı. Bütün partilerin genel başkanlarını hapse attılar. Arkasından 83'te tekrar bir genel seçim oldu ve siyasi partiler hayatına yeni kurularak devam etti. Geliyoruz 1997'ye. Erbakan hükümeti ve Refah Yol hükümeti iş başında. Yine irtica söylentileriyle beraber 28 Şubat sürecini içeriden dışarıdan birileri senaryolar yazarak hazırladılar. Ve 28 Şubat'ta bir Milli Güvenlik Kurulu toplantısı yapılıyor. Ve rahmetli Erbakan Hocam Başbakan toplantıya katılıyor. Toplantı 9 saat devam ediyor. Ve orada karşılıklı adeta hükümeti sorgularcasına askeri heyetin irticayla ilgili bir dizi söylemleri ve arkasından Milli Güvenlik Kurulu'nun hükümete yaptırım kararları var. Bunları uygularsanız hükümete devam edersiniz. Uygulayamazsanız, uygulamak istemezseniz çekir gidersiniz deniliyor. Ve arkasından Haziran ayı 15'i gibi Başbakan merhum Erbakan hocamız görevinden istifa etti. Ve arkasından görev Tansu Çiller'e verilmesi gerekirken rahmetli Demirel burada darbeye boyun eğerek görevi bir başkalarına verdi. Yani darbeyi alkışlayanlara verdi. Akabinde 2001'de AK Parti kuruluyor. 3 Kasım 2002 seçimlerinde AK Parti tek başına hükümet oluyor. Tabi darbe girişimleri, darbe düşünceleri halen o tarihlerde de devam ediyor. Balyoz dediler, Ergenekon dediler, farklı şeyler söylediler. Arkasından E-Muhtıra olayı geldi. Hükümet gereken cevabı E-Muhtıra verenlere sert bir şekilde suratlarına çarparcasına cevabı verdi. Arkasından MİT tırları meselesi var.
Arkasından 17-25 Aralık yargı ve emniyet teşkilatının bir darbe girişimi var. Gezi olaylarıyla farklı bir direnişle sokağa dökerek devlete karşı bir yıkım projesi var. Ve en sonunda da 15 Temmuz'da evet yine bir askeri darbe girişimiyle karşılaştık. Bunlar çok üzücü şeyler. Demokrasi var diyoruz, milli irade var diyoruz ama milletin seçtiklerine karşı evet tarih boyu hep darbelerle karşılaştık. İşte bunlardan bir tanesi de 28 Şubat. 28 Şubat darbe girişiminin arkasında tüm darbelerin olduğu gibi dış güçler var, dünya siyonizmi var ve onların içerideki yerli işbirlikçileri var. Birçok darbe girişiminde de maalesef Türk Silahlı Kuvvetleri'ni kullandılar bir kısmını. En son 15 Temmuz'da yaşanan olay gibi. Refah Yol Hükümeti ülkemizin selameti için hem ekonomik olarak hem siyasal olarak hem dış dünya olarak birçok müsbet, pozitif anlamda girişimlerde bulundu. Ülkemizde normal hayat devam ederken bir anda Türkiye'de irtica patladı. Birilerinin korkulu rüyası, irtica neyse onun tarifini de halen yapmış değiller. Ve Erbakan hükümetine karşı evet bir taraftan askerleri kışkırttılar. Bir taraftan STK'lar, bunlar işveren STK'ları, işçi STK'ları, odalar birliği olmak üzere beşli de bir adeta inisiyatif grubu oluşturdular sivil örgütlerden. Askerler bir taraftan yargı, bir taraftan STK'larla beraber iş dünyası, bir taraftan da basın dünyasında yanlarını aldılar. Dışarıdan destekli bir şekilde 28 Şubat darbesini gerçekleştirdiler. Bu darbe toplumla, milletle, devletin arasını açtı. Özellikle manevi bağların temelden kopuşuna vesile olmak adına her şeyi dağıtmaya kalkıştılar. Kur'an kurslarını kapattılar. İmam hatiplerin orta bölümünü kapattılar. Yaş 15'ten aşağı Kur'an kursuna çocuklarınızı gönderemezsiniz dediler. Evet, Türkiye'de yaşayan vatandaşların %98'in üzeri Müslüman olmasına rağmen bir Müslümana diyor ki sen çocuğunu 15 yaşından küçük yaşta Kur'an kursuna gönderemezsin. Böyle bir emir kütlesiyle toplum karşı karşıya kaldı. Rahmetli Erbakan Hocam 28 Şubat'ta bir tarafıyla devlet aklını kullandı. Devlete, vatana, millete sevgisinin gereği ağırbaşlı davrandı. Darbeye karşı direndi. Sokakta çatışma istemedi. İllegal varlıkların var olmasına göz yummadı. Devlete, millete, vatana zarar gelmesin diye birçok şeyi sineye çekti ama direnişini de alkışlamak lazım. Yine o dönem mecliste tek başına da kalsa rahmetli Erbakan Hocam bir destekçisi daha vardı. Merhum şehit Muhsin Yazıcıoğlu. Ona da buradan rahmet diliyoruz. Tarih boyu alkışlanacak çok güzel bir cümlesi vardı. Namlusunu askere çevirmiş bir namlusunu millete çevirmiş bir tankın üzerindeki subaya, askere ben selam duramam dedi. Çünkü orada milli iradenin varlığına inanan, demokrasinin varlığına inanan yiğit bir insandı. Rahmetli Erbakan Hocam'ın yanında Muhsin Yazıcıoğlu da dimdik ayakta kalanlardan bir tanesiydi. 28 Şubat sosyolojik de yaralar açtı toplum nezdinde. Devlet ve milletin irtibatını koparmaya yönelik operasyonlar çekti. İmam hatiplerin orta bölümünü kapattı. Üniversitelere başörtülü çocuklarımızın girişini tamamen yasakladı. Yasaklar İmam Hatip okullarına kadar geldi. Benim de kendi yavrum, ben de İmam Hatip çocuklarımı gönderdim. 3 numarada kızım var. Yine Kadıköy İmam Hatip Lisesi'nden Mart 2002'de başörtüsü münasebetiyle derslere giremediği için tasdikname verdi. İmam Hatip Lisesi'nden adeta kovuldu. Aynı şekilde hem Refah Partisi hem Fazilet Partisi döneminde Kadıköy İlçe Başkanlığım döneminde 28 Şubat darbesiyle ilçe başkanı iken iki parti teşkilatında kapatıldı. Polisler geldi. Teşkilatımızın içerisindeki malzemeleri demirbaşları sayarak tutanak altına aldılar. Onlar hazineye irat kaydedildi. Bize de dediler ki buyurun dışarı çıkalım, kapınızı da mühürleyelim. İki dönem ilçe başkanlığım döneminde hem Ocak 1998 Refah Partisi kapatılıyor,
Diğer taraftan 2021'de Haziran ayında Fazilet Partisi kapatılıyor. İki kapatmada da Kadıköy ilçe başkanıyım ve bu noktada 28 Şubat'ın mağdurlarından biriyim. Hem kızı okuldan atılan bir baba olarak, hem partisi kapatılan bir vatandaş olarak, hem de Türk milleti adına o darbeden hep şikayetçi olduk. Darbeyi yapanları kınıyoruz, onları lanetliyoruz. Birileri de o günün kudretli paşaları dedi ki 28 Şubat'lar 1000 yıl devam edecek. Evet, 28 Şubat 1000 yıl devam edemedi. O sözü kullananlar o cümleleriyle beraber tarihin çöplüğüne atıldılar. Ama biz buradayız. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altındayız. Milli iradenin temsilcisi olarak, halkımızdan oy olarak, oy alarak seçilmiş bir insan olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, bir milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görevimizi yapıyoruz. Peki 28 Şubatçılar nerede? 28 Şubatçılara alkış tutanlar nerelerde? Maalesef onları da tarih yargılayacak. Milletimiz de vicdanlarında onları mahkum etti. 28 Şubat darbesinde bankaların içini boşalttılar. Her darbe dönemi öncesinde maalesef birileri köşeyi döndü. Bankalardan 46 milyar dolar para çektiler. Ve 28 Şubat darbesinin Türk ekonomisine zararı 381 milyar dolar toplam. 381 milyar dolar 28 Şubat darbesinin ülkemize vermiş olduğu zarar. Peki bunun yanı sıra ihraçlar oldu, tutuklamalar oldu, fişlemeler oldu. Peki 28 Şubat sürecinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak tam 6 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını da fişlediler. Niye fişliyorlar? Sizin alnınız secdeye gidiyor, sizin çocuğunuz İmam Hatip'e gidiyor, siz çocuğunuzu Kur'an kursunda okutuyorsunuz, şurayla bağlantınız var, burayla bağlantınız var diye 6 milyon kişiyi fişlediler. Peki İmam Hatip'leri kapattılar, ne oldu? Üniversitelerde başörtüsüyle okumak isteyen çocuklarımızı, İmam Hatip'lerde başörtüsüyle okumak isteyen çocuklarımızı kapı dışarı ettikten sonra çok planlı bir şekilde senaryonun diğer ayağını devreye soktular. İmam Hatip'ler kapanınca muhafazakar ailelerin çocukları, çocuklarını ne yaptılar? FETÖ'nün okullarına doğru vermeye gayret ettiler. 1997'lerde, 2000'lerde FETÖ'nün gerçek kimliğini bilemeyen muhafazakar aile çocukları da evet çocuklarımız dışarıda kalmasın, en azından okula gittiği zaman namaz kılmasını öğrensin, dinine ayetine sahip olsun diye muhafazakar aile çocuklarını bilinçli bir şekilde FETÖ'nün okullarına doğru yönlendirdiler. Bunlar büyük bir senaryonun ayrı ayrı parçaları ama yan yana koyduğunuz zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını büyük bir felaketle karşı karşıya bıraktıkları açıkça görülüyor. Onun için 28 Şubatçıları lanetliyoruz. 28 Şubat darbe girişimine destek veren, alkış tutan kim varsa hepsini şiddetle, nefretle kınıyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken bir husus daha ifade edip sözlerimi toparlayacağım. Her dönem darbelerin peşinde iktidara kim geldiyse, getirildiyse darbelerin hemen ertesi günü veya birkaç ay sonra onlar darbecilerle hep ortak çalışmışlardır. 60 darbesini kim yaptı dediğimiz zaman asker yaptı. Peki askerin yanında kim vardı? İsmet İnönü vardı. Ne derdi rahmetli Menderes'e? Seni ben dahi kurtaramam. Yani kalemi kırıldı. Peki ne oldu, darbe oldu? İsmet İnönü 60 darbesinden sonra askerler buyur ettiler, koalisyon kurdurdular ve başbakan oldu. Peki 28 Şubat'tan sonra darbecileri alkış tutanlar da hükümet oldular mı? Mesut Yılmaz da Ecevit oldu mu? Oldu. Onun için şunun altını çizerek ifade edelim. Darbeciler tek başlarına hiçbir zaman muvaffak olamazlar. Yanlarında basın dünyası, yargı, asker, bir tarafıyla dış dünya bağlantıları, sermaye grupları, sivil toplum örgütleri, bunlarla kamuoyunu oluşturup el ele tutarak ülkemizi her zaman ayağa kalkacağı dönem, evet maalesef
takoz oldular. Onun için bu takozların ülkemizden temizlenmesi gerekiyor. Anayasa değişikliğinde de Türk milletinin özgür iradesiyle sandıklara giderek evet darbecilere yargı yolu açıldı. Onun için bu saatten sonra kim darbeciye göz kırparsa bedelini öder. Onun için ben Türk milletine, yüce milletimize şu cümleyle sözlerimi tamamlamak isterim. Evet, darbecileri kınıyoruz. Milli iradeye sahip çıkılması gereken yerde 15 Temmuz'da bunun son örneğini yaşadık. Türk milleti 7'den 70'e 85 milyon bugünkü nüfusta seferber olduk. Yarın da böyle bir teşebbüs olursa darbecilere darbeyi indirmekte milletimizin ortak görevi olsun. Uyanık kalmaya devam edelim.